Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bülten karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu hafta Dime Kazır Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası, üzerinde özel Warhawk adında bir desen bulunan Dinka RT3000. Araç gerçekteki Honda S2000 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1.715.000 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dime Kazır Oteli'ne gelip burada bundan çark çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Car Meet bölgemize bulunan Prize Rally Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Karim Futo GTX. Araç gerçekteki Toyota Sprinter Trueno AS86 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 1.590.000 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 4 gün boyunca arda arda her gün Car Meet serisi yarış oynamalı ve bu yarışlarda ilk 3 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 4. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz Venüs çekmelerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemize bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Obey9F Cabrio, ikinci aracımız Canis Seminole Frontier ve üçüncü aracımız ise Volcar Warrener. Bu hafta burada gördüğünüz üç araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu test track bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autos'ta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Übermatt Niobe, ikinci aracımız ise Overflowed Pipistrello. Yine dilerseniz bu hafta bu Luxury Autos'a gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeone Showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Benefactor Surano, ikinci aracımız Vapid Bullet, üçüncü aracımız Emperor ETR1, dördüncü aracımız Devboşu Rapid GT Classic ve beşinci aracımız Canis Kalahari. Bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. İlerlerseniz bu hafta bu Simeone Showroom'da gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki haberlerimize. Bu hafta oyunumuza geçtiğimiz haftalarda eklenmiş olan The Heist Challenge'ın son haftası. Hatırlarsanız Rockstar Games oyuna Heist Challenge'ında bir mücadele eklemişti ve bu mücadele kapsamında da 4 Aralık tarihine kadar toplamda 20 trilyonluk heist vurgunu yapmamız gerekiyordu. Güncel olarak aşağı yukarı 11 trilyonluk bir soygun yapmış bulunmaktayız ve eğer 20 trilyonu 4 Aralık tarihine kadar başarılı yaparsak da verilecek olan araç belli oldu arkadaşlar. Şu an ekranda da yansıtmış olduğum ve oyunumuza yeni güncellemeyle birlikte eklenecek olan bu yeni deniz aracı bu mücadele kapsamında oyunculara verilecek olan araç ödülü oluyor. Güncelleme yayınlandığında bu deniz aracı da kısa bir süreliğine ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiz. Bunun dışında bu hafta oyunumuzdaki Diamond Casino Heist'taki en değerli ve kazançlı hedef olan Diamond hedefi bu haftaki tüm Casino Heist yapışınızda garanti olarak gelecek. Dolayısıyla bu fırsatı mutlaka kaçırmamanız arkadaşlar ve bol bol Diamond Casino Heist yapmanızı sizlere öneririm. Gelelim bu haftaki oyunumuza, giriş ödülümüze. Bu hafta oyuna sadece giriş yaparak Tom Turkey ve Brom Turkey adındaki outfitlerin ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz Diamond Casino Heist'ı bir kere tamamlamak. Eğer bu mücadele görevini tamamlarsanız 100.000 dolarlık bir para ödülü ve de ekstradan The Diamond Strike Vest adındaki giyim ölçüsü ödülünün ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan saldırıcı yarttaki araç ve soygun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Dinka Kanjo SC ve bu aracın içerdiği araç soygun görevi ise Gangbanger Robbery. İkinci aracımız D-Class Bigero ZX. Bu aracın içerdiği araç soygun görevi ise Podium Robbery. Üçüncü aracımız Pegasi Torero XO. Bu aracın içerdiği araç soygun görevi ise McDonough Robbery. Yine dilerseniz bu hafta bu saldırıcı yart işletmesi içerisinde bulunan araç soygun görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Deadline anındaki oyun modunda 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs Play Jobs Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine bu Adversary Mod sekmesi üzerinde bulabileceğiniz Diamond Adversary Series adındaki tüm Diamond Casino ile alakalı joblarda da 2 katlık bir bonus mevcut. Son olarak hemen soldaki sekmelerden Races sekmesi üzerinde bulabileceğiniz Open Wheel yarışlarında 2 katlık bir bonus mevcut. Yine dilerseniz bu hafta bonuslarından da faydalanarak bu oyun modlarını oynamayı da düşünebilirsiniz. Bunun dışında bildiğiniz üzere haritamızda şu an ekranda göstermiş olduğum şekilde Junk Energy Skydives etkinlikleri bulunuyor. İşte bu hafta bu etkinliklerde de 2 katlık bir bonus mevcut. Yine dilerseniz bu hafta bonusundan da faydalanarak bu etkinliği yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimlerimize. Bu hafta Rockstar Games Black Friday dolayısıyla oyunumuza bol bol indirim eklemiş durumda arkadaşlar. Birçok işletme ve araçta indirimler görmekteyiz. Hepsini sırayla geleceğim. İlk olarak oyunumuzdaki Galaxy Super Yacht anındaki yatımızda %40'lık bir indirim bulunuyor. Eğer halihazırda bir yat sahibi değilseniz bu hafta neredeyse yarı yarıya indirime girmiş durumda arkadaşlar bu yat ve aynı zamanda özelleştirmelerine de aynı oranda bir indirim mevcut. Bunun dışında oyunumuzda bulunan Avenger anındaki helikopterde de yine aynı oranda bir indirim görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca ekstradan bu Avenger'ın Operations Terminal adındaki yükseltmesinde de yine aynı oranda bir indirim mevcut. Bunun dışında oyunumuzda bulunan tüm hangarlarda %35'lik bir indirim bulunuyor. Bu hangarların aynı zamanda yükseltme ve özelleştirmelerinde de yine bu %35'lik indirimi görmekteyiz. Son olarak oyunumuzda bulunan Salcar işletmesinde de %35'lik bir indirim bulunuyor. Bu işletmenin herhangi bir yükseltme ya da özel
özelleştirmelerinde ise indirim bulunmuyor. Son olarak oyunumuza bulunan arcade işletmesinde de %30'luk bir indirim bulunuyor. Aynı zamanda bu arcade işletmesinin yükseltme ve özelleştirmelerinde de %30'luk bir indirim mevcut. Yine dilerseniz bu hafta bu saymış olduğum özel araç ve işletmeleri bu indirimli fiyatlarından almayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Black Friday araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Buckingham Luxor adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Buckingham Luxor Deluxe adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Buckingham Swift adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Buckingham Swift Deluxe adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Buckingham Weaponized Conada adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Coil Cyclone 2 adındaki araç. Bu hafta için %50'lik bir indirim görmekteyiz. Bir diğer indirimimiz Douglas Vigero ZX Convertible adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Grotti Italy GTO Stinger TT adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Imponte Deluxo adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Ocelot Stromberg adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Pegasi Weaponized Ignus adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Pegasi Oppressor adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Pegasi Toreador adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Shih Tzu Hakuchu Drag. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz B11 Strike Force adındaki araç. Bu hafta %35'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Jobuild P996 Lazer adındaki jet. Bu hafta %35'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Annis ZR350 adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Mammut F160 Raiju adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Progen Emerus adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Trafe Trucks adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Übermatt Niobe adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Benefactor BR8 adındaki araç. Bu hafta %25'lik bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Diglas DR1 adındaki araç. Bu hafta %25'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Ocelot R88 adındaki araç. Bu hafta %25'lik bir indirim görmüş. Ve son olarak da Progen PR4 adındaki araç. Bu hafta %25'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Widowmaker adındaki silahta %40. Geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine baktığımızda ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Yine dilerseniz bu hafta bu Gunman'a gelerek burada gördüğünüz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet, böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bildirim yapmak isterseniz çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.